Manşete hoş geldiniz. Bu iş ya beraber olur ya da hiç. Birazdan buna bakacağız. Fakat dünden devam eden e, kimi konuları tamamlayalım. Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Takip eden saatlerde Aysel Tuğluk tahliye edildi. Bu iktidar döneminde denge mi yapıyorlar bilmiyorum. Sansasyonel bir tutuklamayı beklenen bir tahliye izliyor. Bazen te, e, tersi de oluyor. Denge mi yapıyorlar bilmiyorum ama böyle şeyler çok sık yaşanmaya başlandı. Aysel Toluk tahliye edildi Kandıra Cezaevinden. Her nedense tahliye kararı bile cezaevine bir günde ancak ulaştı. 24 saat sonra falan ulaştı. Görüntülere bakalım. Görüntülerde de gerçekten Aysel Toluk'un rahatsızlığı ve işte sorulara cevap verirken ki ürkekliği görülüyor. Bundan sonraki yaşamını huzur içerisinde geçirmesini dilemekten başka bir şey elimizden gelmiyor. 6 yıldır cezaevinde. Ee, i̇snat edilen suçlar el, e, elle tutulur suçlar değil hep söyleniyor ya işte kan gözyaşı e, terör şehitler üzerinden edebiyat vesaire e, ve bir genelleme yapılarak yani bu özellikle Türkiye'de büyük bir hastalık büyük bir rahatsızlık herhangi bir konu bir gruba bir cemaate bir siyasal harekete bir partiye bütünüyle mal ediliyor. Çok yanlış bir şey bu ve o grubun mensupları veya bazen de o grubun mensubu olsun olmasın o gruba selam vermiş insanlar da aynı e, torbaya atılıyor. Böyle de bir konu var. Kürt siyasal hareketinden dolayı içeride tutulan insanlar veya yargılanan insanlar neden dolayı yargılanıyor biliyor musunuz? Ağırlıklı olarak Kobani olaylarından dolayı yargılanıyorlar ve bu konuda herhangi bir sorumlulukları yok esasen o konuda bir sorumluluğu olan varsa o günkü siyasal iktidar büyük ölçüde. Ee, çok çok bakılmıyor. Yani mevcut gelen şehit cenazelerin bundan tutun bir takım terör veya şiddet hadiselerine kadar ilişkilendiriliyorlar. Ve ilişkilendirilen insanlar sanki bu işi organize etmiş gibi 6 yıldır 7 yıldır cezaevinde olan insanlar. Bir de işin böyle bir tuhaf bir tarafı var. Ayrıca e, muazzam bir şeytanlaştırma. Bunun ardından tutulan bir iş var. Yani HDP Kürt Siyasal Hareketi seçilmiş hiçbir belediye başkanı kalmadı. Hepsinin yerine kayım atadılar. Kars Belediye Başkanı, Mardin Belediye Başkanı onlar tutuklu da değiller. Şu anda dışarıdalar Ayhan Bilgen yerine kayım atandı. Seçildiğiyle kaldı birkaç ay sonra derdest edildi cezaevine koydular. Ahmet Türk'ü cezaevine de koymadılar. Mardin'e kayım atadılar. Ahmet Türk tutuklanmadı. Yani hakkında bir işlem soruşturma varsa bile işte onu mazeret göstererek belediye başkanlığını gasp ettiler. İkçiler böyle iş tutuyor. Yani e, elle tutulur bir tarafı yok bu götürülen konunun. Şebnem Korur Fincancı hadisesinde de öyle. Birazdan bakacağız. Bütün bu hadiseleri öyle bir şov halinde sunuyorlar ki kimse bir şey söyleyemiyor, ağzını açamıyor. Çok az insan destek verebiliyor. Ve yine kutuplaşma ortamında işi öyle bir noktaya getirdiler ki A kategorisindeki bir insan, insanları kategorize ettiler. O da ayrı bir konu. A kategorisindeki bir insan B kategorisine desteğe gidemiyor. B kategorisindeki bir insan C kategorisindeki insanla dayanışamıyor. İşi bir de böyle bir noktaya getirdiler. Bu kutuplaşma şeyinde. Ve öyle grupları veya öyle kişileri yan yana koydular ve terörize ettiler ki dayanışmaya gittiğinizde veya bir destek mesajı attığınızda da ha bak işte görüyor musunuz beraberler diye bir propaganda işliyor. Bunu özelde insanlar, Türkiye muhalefeti de olsa ve Türkiye'de gerçekten duyarlı kesimler de olsa, özelde bunun böyle olduğunu biliyor ve bunu kınıyor. Fakat genelde o da aynı çukura düşüyor. Muazzam bir kısır döngü. Yer yer umutlanır gibi olmuştuk bu durumun değiştiği, değişiyor olduğuna dair. Fakat maalesef hemen her geçen hadise bu durumun aynı şiddette devam ettiğini gösteriyor kendine muhalif diyenlerde de. Enteresan bir şekilde belli gruplarla empati yapıyor. Belli gruplara gelince iktidarın söyleminden daha beter söylemlerle o grupları şeytanlaştırıyor. Zema Agöz dünkü yayında da bahsetmiştim. Gözaltına alınan gazeteci gazetecilerden biriydi. Mezopotamya Ajansı ve CNN e, muhabirlerine operasyon yapıldı. Çoğu evlerinden alındı. 12 gazetecinin gözaltı devam ediyor. Gözaltındalar. Tutuklanan var. Zema Göz tahliye edildi. E, serbest bırakıldı daha doğrusu. E, polisler başını eğemedikleri için beş kere çekim yapmışlar. Telefonun şarjı bitti. Ters ışık falan gibi gerekçelerle de çekimleri sürekli tekrarlamışlar. Tek kadın polis olduğu için başımı öne eğemediler ama defalarca deneme yaptıkları için boynum ağrıdı. İstedikleri gibi görüntü alamayınca da diğer arkadaşlar da olduğu gibi benim gözaltına götürülmemi yayınlamamışlar her şeyleri prodüksiyon. Fakat çok daha çarpıcı bir hadise var. Şunu söylüyor Zemo Ağöz. Bu prodüksiyonu biliyoruz. Şeytanlaştırmayı biliyoruz. E, polis yeleği getirtmişler. E, yanlarını almayı unuttukları için o da bir prodüksiyonun parçası. Hepsini biliyoruz. Fakat diyor ki beni benim serbest kalmamı sağlayan şey dışarıdaki kamuoyu diyor beni gözaltına alanlar dışarıdaki göz gözaltına alanların dışarıdaki kamuoyundan nasıl kork, korktuğunu fark ettim diyor. Bebek nedeniyle 45 günlük bir bebeği var. Bebek nedeniyle kamuoyunda tepki oluşunca hakkımda ev hapsi kararı verildi diyor. Bu çok önemli. Yani tepki vermekten çekinmemek lazım. Nedir ya işte Kürt gazeteciler bize mi düştü? Şimdi onlara destek verirsek bizim de başımıza iş gelir falan ki Kürt gazetecilere yapılan operasyona destek hayli sınırlıydı. Fakat ona rağmen sonuç vermiş. Ve gazeteci altını çiziyor. Dışarıda bir kamuoyu oluştuğu için serbest kaldım. Eğer diyor oluşmasaydı sosyal ağlarda o kampanya olmasaydı ben içerideydim şimdi diyor. Bebeğimle beraber. Kaldı ki ceza kanunu hatırlatmama gerek var mı? 45 günlük bebeğiyle beraber bir anne tutuklanabiliyor mu? Türkiye'de tutuklanıyor. Ve Türkiye'de bu kadınları tutuklayanlar kamuoyuna bakarak tutukluyorlar. Kitaba bakarak değil. Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Kimyasal silah meselesi. Bu tamamen bir gözdağı verme. Dün zaten bu konuyu etraflıca anlattım. Yani bu konu konuşulmasın. Bak ağzınızı açarsanız kimyasalın K'si derseniz sizi de alırız ha. Ortada çok ciddi iddialar var, görüntüler var, videolar var, fotoğraflar var. Fakat ne dedi Cumhurbaşkanı? Bu iddiaları dile getirenlerin üzerine gideceğiz. İşte Kürt medyasına operasyon, Şebnem Korur Fincancı operasyon. Artık herkes sus pus. iddiayı dile bile getiremeyecek insanlar. Şebnem Korur Fincancı ne demiş? Medya haberde, Kronos haberde, YouTube'da bakın bulursunuz. 3 dakikalık, 5 dakikalık video kayıtlarında Almanya'dan yapılmış, çekilmiş video kayıtlarında anlatıyor. Sefer Selvi'nin evrenseldeki dünkü karikatürü enfesti. Konuş, konuşmak suç değil mi? Yo, o zaman niye buradayım ben? diyor Şebnem Korur Fincancı. O arada Milli Gazetenin iktidardan hiçbir farkı yok. Bunu bir kere daha teyit etmiş. TSK'ya alçakça iftira atan TTP Başkanı tutuklandı. Yok birbirlerinden farkı. Ben gerçekten ne Saadet Partisi'nin ne de onun yayın organı Milli Gazete'nin temel bir itiraz falan dile getirdiğini görmedim. Onlar da bu devranın e, ya bitmesiyle kendilerinin de biteceğini görüyorlar. Yani siyasal İslam bir daha kafayı kaldıramayacak ülkede. Onun farkındalar. Dönelim Şebnem Kurur Fincancı'ya. Otoriter yönetimler çatlak ses istemezler. %99'u kontrol etseler bile %1'in e, ayrı kutu kalsın istemezler. Onu da ele geçirmek isterler. Hem tabipler birliği hem mimar mühendisler odaları ile ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz demiş. Türk ifadesi filan onu da kaldıracaklarmış. Her şeye bunlar karar veriyor ve her şeyin doğrusunu bunlar biliyor. Fakat enteresan olan bu meslek örgütlerinin üzerine gider, giderlerken yani demokrasinin en temel örgütlenme biçimi, meslek örgütleri, dayanışma şu bu neyse o meslek erbabından ses çıkmaması. Yani insanların altı, grupların, örgütlerin altı, mesleklerin altı böyle oyuluyor ve bunu da başka, bambaşka kılıflarla yapıyorlar. Millette seyrediyor. Tuhaf yani. Ali Babacan'ın desteği önemli. AKP'den çıkmış bir isim. 2018 yılına kadar AKP'de siyaset yapan Başbakan Yardımcılığı Bakanlık bütün 2002-2018 döneminde Yaklaşık 15-16 yıl AKP iktidarının tüm süreçlerinde aşağı yukarı yer almış bir isim. Türkiye'nin itibarı Şemlem Korur Fincancı'nın bir konuşmasıyla zedelenmez. Siyasetçilerin verdiği talimatla hareket eden yargının verdiği zararın telafisi imkansız diyor. Ki bugün manşette ağırlıklı olarak mevzu etmek istediğim kişi de Ali Babacan. Habertürk'e çıktı ve ben o konuşmayı Habertürk'teki konuşmasını dinledim ve bir takım notlar aldım. Ee, ve önemsediğim notlar bunlar. Özellikle altılı masaya ve önümüzdeki seçimlere ilişkin seçimlerdeki stratejiye ilişkin Babacan çizgisini hiç bozmadı. 26 Ekim 2022 Habertürk yayınında birkaç saat süren yayında çok önemli e, çapraz sorulara verdiği cevaplarda da şeyi bozmadı. İstikametini bozmadı. Ve aynı doğrultuda Bugüne kadar e, savunduğu tezleri de altını doldurarak geliştirdi. Ortak aday diyor. Yani mutlaka muhalefet ortak aday çıkarmalı. 2018'de diyor görüldü nasıl oldu. 2018'de Millet İttifakı olarak seçime gittiniz ama yenildiniz. Ve ortak aday çıkarmadığınız için de sonucun ne olduğu görüldü. Bu defa diyor böyle bir lüksümüz yok. Ve bunu birkaç kere söyledi altını çizerek en iyi adayı buluruz. Böyle bir imkanımız var diyor. Herkes aklını başına alsın. Kimse eski ideolojilerinin peşinde rüya görmesin. Bu iş ya beraber olacak ya hiç olmayacak diyor. Başka lafları da var. Seçimi kazanmak istiyorsak işbirliği şart. Burnunun dikine gidersen kazanamıyorsun işte diyor. Çok samimi konuşuyor. Gerçekten konuşmayı dinledim. Önemsenen, önemsenmesi gereken bir konuşma. Lütfen izleyin, YouTube'ta var. 26 Ekim 2022 tarihli Habertürk'te Ali Babacan'ın katıldığı toplantıyı açık oturumu, altılı masaya mühim mesajlar veriyor ve ne yapılması gerektiğini altını çiziyor. Seçimi diyor asla ikinci tur'a bırakmamalısınız. Birinci turda almalısınız. Çünkü diyor Erdoğan'ı çok iyi tanıyor. Birinci turla ikinci tur arasındaki 15 günde Erdoğan ne yapar, eder? olayı çevirir. Bu işi birinci turda bitireceksiniz. Armudun sapı, üzümün çöpü demeyin. Çok önemli, önemsediğim konuşmalar, elbette birazdan bakacağız, ekonomiye ilişkin vurgular da var ki, şu vurgu zaten ağırlıklı olarak ekonomi, tabi hukuk, demokrasi, ekonomi paralel. Zaten ekonomi kelimesinin kökeni, çıkışı, iktisat bilimine girmeyeyim ama, ekonomi, politik beraber. Yani, Ekonomi politikasız, politika ekonomisiz olmaz. Birlikte düşünülmesi gereken konular bunlar. E, ortak aday çıkaramayınca diyor 2018'de 5 yıl kaybetti ülke. Keşke yerinde saysaydı diyor. 10 yıl geriye gittik. Yani 5 yılı kaybettik. 5 yılı kaybettiğimiz gibi 10 yılda geriye gittik diyor. Bu bütün AKP dönemi gitti manasına geliyor. Zaten verilere baktığınızda da böyle görüyorsunuz. Altını çizmesi de bundan. 2023'ü kaybetme lüksümüz yok diyor. Çünkü 2023'ü kaybederseniz bir 5 yıl daha gidecek ondan sonra topla toplayabilirsen. O arada mahalli hareket geldi. Hüseyin Baş, BTP Genel Başkanı, Bağımsız Türkiye Partisi. Haydar Baş'ın oğlu Haydar Baş koronadan ölünce yerine geçti. Altılı Masa'ya talip olmuş. Yani Altılı Masa'ya 7. unsur olarak girmek istiyor. Beni de alın diyor. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Gerçekten samimi bir şekilde Fox Habere çıkmış, anlatıyor ve Kürşat Zorlu İYİ Parti'nin basın yakın zamanda İYİ Parti'ye transfer oldu Habertürk'te yazarlık yaparken İYİ Parti'nin de basın sözcüsü oldu. Diyor ki. Büyük Türkiye idealine inanmış Genel Başkanımız Akşener ve İyi Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır diyor. Yani İyi Parti yani şeyin e, Hüseyin Baş'ın beni de alın altılı masaya, beni de alın Millet İttifakı'na çağrısına İyi Parti'den cevap geliyor. Tamam gel diyorlar. E, altılı masanın sekreteryasını İyi Parti mi götürüyor bilmiyorum. Fakat bugün görüşeceklermiş. Akşener randevu vermiş Hüseyin Baş'a ve bugün görüşeceklermiş. Altılı masa, yedili, yedili masa olabilir. Yakındır. İş oraya gidiyor gibi. O arada altılı masanın en büyük partisi Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir laf etti ki, yani ne diyeyim bazen helalleşmenin dozunu kaçırmamak gerekiyor. Eğer benim bildiğim ülkücülük, vatanseverlikse bayrakseverlikse bir numaralı ülkücü, milliyetçi benim demiş. E, tabii bu da özellikle tabanı rahatsız ediyor. CHP'leri rahatsız ediyor. Yani CHP'lerin MHP'lerle meselesi var. Hele özellikle yaşı 50-55 ve üstü olanların ya gene ya başkan tamam anladık da sen yani bu kadar da şey yapma biz rencide etme falan gibi çok serzeniş gördüm. Evet. Bazen yani helalleşmeyi de belli bir ayarda tutmak lazım. Hoş. Buna ilk tepki veren de MHP oldu. Yani Dönelim ekonomiyle devam edelim ki zaten esasen Babacan'ın kastettiği de bu. Yani ekonomi politik beraberce Türkiye'nin bir beş yıl kaybetmeye daha tahammülü yok. Beş yıl önce beş yılı kaybettiği gibi keşke yerinde saysaydı on yıl geriye gittik diyor. Hakan Kara profesör doktor Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti. Bakın bu verdiği grafik net hata noksan. Bu ne demek biliyor musunuz? Kaynağı belirsiz milyar dolar girişi. Ben size öyle tercüme edeyim. Grafiğe baktığınızda sol taraf milyar dolarlar 10, 20, 30, 40 işte 80'e kadar gidiyor. Alt e, tarafta da yıllar var. 1992, 94, 96, 2000, 2002 bakın 2010'lu yıllara kadar AKP'nin ilk dönemi sıfırlarda beşlerde sıfırla 5 beş arasında geziyor. Kaynağı belirsiz döviz girişi. 2012'den itibaren zaten bozulma başlıyor ve yükselişe geçiyor. 2020-2022 ile büyük pik yapıyor. Kaynağı belirsiz. Milyar dolar girişi. Evet. Bu çok büyük bir risk. Hep şunu söylüyorlar. Ekonomisine savaş açılmış tek ülkeyiz. Böyle bir şey yok. İngiltere iki ayda üç başbakan, dört maliye bakanı, dört içişleri bakanı değiştirdi. Yeni hükümetin ne yapacağı da belirsiz. Ekonomik programı açıklamayı sürekli ertiliyor. Muhtemelen Kasım ortasında açıklayacak. İngiltere işi gücü bıraktı. Türk ekonomisini batırmaya uğraşıyor. Öyle mi? Ben İngiltere üzerinde söylüyorum. Biliyorum yani. Hollanda'daki arkadaş orayı anlatsın. Almanya'daki arkadaş orayı anlatsın. Amerika'da arkadaş da orayı anlatsın. Kimsenin başka bir ülkeyle veya başka bir ülkenin ekonomisini batırmakla falan ilgilenecek hali yok. İngiltere üzerinde söylüyorum. Yani kelin ilacı olsa başına sürerdi. Tepe dakla her şey. Ekonomi politik alt üst olmuş durumda. Muazzam bir tribülans var. Enflasyon %10'un üzerinde ve ne yapacaklarını bilemiyorlar. Önünü göremiyor devlet şu anda. 2016'dan itibaren yanlış kararların sonuçlarını hala ödemeye devam ediyor ve ağır bir faturası oldu. Türkiye'ye baktığınızda Türkiye'ye işte dünyada ekonomisine savaş açılmış tek ülke biziz. Ukrayna'da savaş var. Ukrayna enflasyonunun 5 katı, 6 katı enflasyon var Türkiye'de. Bilakis. Ukrayna savaşı asıl Türkiye'ye yaradı. Bir de diyorlar ya savaş çıktı ondan dolayı ekonomi bozuldu falan. Yalan. Ukrayna savaşıyla Türkiye'ye giren 8 ayda para özellikle Rusya üzerinden yaklaşık 30 milyar dolar. Ukrayna'da savaş olmasaydı bu para girmeyecekti. Yani Ukrayna savaşıyla kasasını dolduran ülke Türkiye. Ukrayna savaşının yaradığı ülke bunu da böyle anlatmıyorlar tabi. Sözcü gazetesinin birinci sayfasından kestim bunu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dün evlere şenlik bir basın toplantısı vardı. Sözcü muhabiri enflasyonu sormuş. Son bir yılda mutfak enflasyonu %135, %135 artmış. Halk eskiden 100 lirayla birçok şeyi alıyorduk şimdi alamıyoruz diyor. Enflasyonla mücadelede başarılı mısınız? Ve Merkez Bankası Başkanı kabul etmiş efendim ve itiraf etmiş. Enflasyonun bu noktaya gelmesinde kendimizi çok başarılı sayamayız. Bunun farkındayız. Hatırlatalım. Temel ekonomi, ekonomi bilgisi Merkez Bankası'nın en önemli görevi enflasyonla mücadeledir. Ve bunu da para politikalarını belirleyerek yapar. Ve şu anda Türkiye'de yapması gereken faizleri artırmakken, bütün dünya artırırken... Merkez Bankası her ay bir, bir buçuk puan indiriyor efendim. Onu da belirtelim talimatla. Ayşe Hak Yemez paylaşmış. Yer Antalya kale içi. Bu menünün yanındaki menüde işte bir pizza görülüyor. Menüde bir de çay varmış. Herhalde bir de tatlı tabağı görülüyor. 175 lira. Yani içecek, tatlı tabağı, pizza bir de çay var. 175 TL. Enflasyon %80 diye bizi aptal yerine koyan ahmaklara gelsin demiş. O arada Necmettin Batırel ismi, isimli kendinden kerameti menkul ekonomist Yahoo etrafınıza bakın kadın erkek herkes göbekli. Türkiye asla krizde değil diye tweet atmış. Kadın erkek herkes göbekli ise orada çok ciddi bir sağlık problemi vardır. İnsanlar Doğru dengeli beslenirlerse, sağlıklı beslenirlerse, doğru proteinleri alırlarsa öyle göbekli yağlı olmazlar. Ama ekmek yersen, patates yersen, makarna yersen göbeğin yağ bağlar. Gerçi bunu kendi de biliyordur da işte üfürüyor. Ya da milleti gerçekten aptal salak yerine koyuyor yani. Dönelim. Birleşik Krallık'a. Efendim Birleşik Krallık'ta Kralla başbakan zenginlikte yarışıyorlar ama başbakan geçti kralı. Kral başbakana geçildi. Rishi Sunak, İngiltere'nin çiçeği burnunda yeni başbakanı. Hintli bir milyarderin kızıyla evli. 730 milyon sterlinlik servetleriyle ülkenin en zenginleri arasındalar. Kral Charles'ın ve eşinin serveti ise onun e, yarısı kadar anca 300-350 milyon sterlin ki Kral Charles işte anadan, babadan atadan bir kraliyet serveti var yani. Evet. Entra e, e, özellikle işi sunan zenginliği çok espri konusu. Ha sizin aklınıza şu gelebilir en azından çalıp çırpmaz, e, siyaseti kendi zenginleşme aracı olarak kullanmaz falan gibi buralarda öyle şeyler yok. Yani nasıl geliyorsan öyle gidiyorsun. Belki fakirleşerek gidiyorsun. Gene İngiltere'yle devam edelim. Esasen İngiltere değil, İngiltere Hollanda ortaklığıdır. Shell. Ukrayna işgaliyle artan doğalgaz ve petrol fiyatları etkisiyle Temmuz-Eylül arasındaki 3 aylık dönemde bütün tahminleri geride bırakarak karını 2 mislinden fazla artırmış. 9,5 milyar dolar. Az değil yani. Evet. O arada Putin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en tehlikeli yıllarla karşı karşıyayız diyerek bir kere daha sopanın ucunu göstermiş. Sopa da ne? İşte nükleer tehdit. Bilmiyorum çokça da soruluyor. Nükleer savaş çıkar mı çıkmaz mı? Nükleer silahlara başvurur mu başvurmaz mı? Böyle bir risk var. Rusya uzmanlarının tamamını dinliyorum. Konu hakkında hakem kesen herkese kulak kabartıyorum. Onlar da emin değiller. Ama böyle bir ihtimal var yapabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en tehlikeli yıllarla karşı karşıyayız da bir tehdit olarak algılanabilir. Kapatırken ee, sizlere çok yapmam bir video önerisiyle kapatmak istiyorum. Hoş e, ee, yayınlanalı daha 24 saat olmadan 200 bini geçmiş izlenme belki 300 bin bakmadım. E, ee, Cevheri Güven'in özellikle Feridun Sinirlioğlu ile ilgili olarak yaptığı son yayını mutlaka seyredin. Ben bilmediğim çok şey öğrendim. Feridun Sinirlioğlu'nun derin devlet aparatı olduğunu biliyordum. Ve özellikle e, Central Park'taki o e, dolaşmada verdiği rahat tavırlar benim dikkatimi de çekmiş, çekmişti. Eee Cevheri Güven farklı rahatlıklarına ve farklı işte yükselirkenki aldığı desteklere falan da dikkat çekmiş. Bu videoyu seyredin. Özellikle e, Cüneyt Özdemir'in tweet üzerine bu olay başladı. O da ne göstereyim? E, 24'ünde e, Cüneyt Özdemir Feridun Sinirlioğlu'nu ee, siyaset üstü bir isim olarak Cumhurbaşkanlığına aday göstermişti Kemal Kılıçdaroğlu olmaz siz Feridun Sinirlioğlu'nu düşünün demiş, e, demişti ee, haliyle oradan hareket ederek Cevheri Güven de Fenir, Feridun Sinirlioğlu portresi yapmış ee, dediğim gibi Feridun Sinirlioğlu'nun uzandığı uzanamadığı yerler konusunda epey bir e, kanaatim vardı ama bilmediğim pek çok detayı da bu yayında öğrendim ee, izlemenizde yarar var Bakın size Central Park'tan 18 Eylül'de çekilmiş şu karelerle bugün manşeti kapatayım. Adamdaki rahatlığa bakar mısınız şu sağdaki kişi otururken hemen yatıyor neredeyse banka yani. Bir cumhurbaşkanının yanında hoş şey biraz rahatını bozmuş ama tekrar bakalım son derece rahat kolunu atması falan filan oturması Murat Mercan öbür tarafta Washington Büyükelçisi biraz saygılı edepli durmaya çalışırken Cumhurbaşkanı yanında Feridun Sinirlioğlu uzanıyor adeta banka. Bu hatırıma geldi. Bunu hatırlatayım istedim. Cevheri Güven Feridun Sinirlioğlu videosu demişken. Bu iş ya beraber olur ya da hiç. Gerçekten önemli bir uyarıydı ee, Ali Babacan'ın uyarısı. Erdoğan'ın ikinci tur stratejisi var. Erdoğan birinci turda seçim alamayacağını görüyor. Ve muhtemelen ikinci tur stratejisini geliştirmekle meşgul. O aradaki 15 günde ne yapacak, ne edecek? Ağırlıklı olarak Kürtlere oynayacak. Ağırlıklı olarak Kürt siyasetine oynayacak. Ve ağırlıklı olarak Abdullah Öcalan veya Selahattin Demirtaş üzerinden bir iş pişirecek. İş oraya gidiyor. İkinci tur stratejisine seçim ikinci tura kalsın ve ikinci turda ben %51 ile bu işi bitireyim. Ya da 50 artı 1 ile bu işi bitireyim stratejisini şu anda masaya koymuş düşünüyor. Babacan da bunun fena halde farkında. Öyle olduğunu gördü ve bildiği için orta aday çıkaralım. Hepimiz etrafında kenetlenelim. Burnumuzun dikine gitmeyelim. Bu işi birinci, birinci turda bitirelim dedi ve gerçekten Habertürk'teki yayında yaptığı çıkışı ve bazı cümlelerin altını defalarca çizmesini önemsiyorum. Herkesin kulak vermesi gereken bir manifestoydu adeta Babacan'ın çıkışı. Bir manşeti ve haftayı noktalıyoruz. İyi hafta sonları pazartesi tekrar görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.